أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. Kıyametin kopuş zamanı ona havale edilir. Onun bilgisi olmaksızın ne bir meyve tomurcuklarından çıkar, ne de bir kadın hamile kalıp doğum yapabilir. O gün onlara "Nerede benim ortaklarım?" diye seslenecektir. Onlar da "Bizim aramızda hiçbir tanık yok, sana arz ederiz" diyeceklerdir. Önceden tapıp durdukları şeyler onlara bırakıp gitmişlerdir ve kendilerinin kaçacakları bir yerin olup kalmadığını anlamışlardır. İnsan hayır istemekten usanmaz, ancak kendine kötülük dokunuverirse hemen ümidini keser, karamsarlığa kapılır. Eğer ona başına gelen sıkıntıdan sonra tarafımızdan bir rahmet tattırırsak, "Mutlaka bu benim hakkım, kıyametin kopacağını sanmam. Faraza Rabbime döndürülecek olsam muhakkak benim için onun yanında daha güzeli vardır" der. O zaman biz inkar edenlere yaptıklarını haber vereceğiz. Onlara kesinlikle ağır bir azap tattıracağız. Evet, insana nimet verdiğimiz zaman yan çizer. Canının istediği yana gider. Kendisine kötülük dokunuverdi mi hemen derin dualara dalar. De ki, "Söyleyin bakayım, eğer o Kur'an Allah tarafındansa, sonra siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin ayrılığa düşenden daha şaşkın kim olabilir? İleride biz onlara delillerimizi hem afakta dış dünyada, hem de enfüste iç dünyalarında göstereceğiz. Sonunda onlara onun hak ve gerçek olduğu ortaya çıkacak. Rabbinin onun her şeye şahit olması yetmez mi? Dikkat et! Onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Haberin olsun, o bilgisiyle her şeyi kuşatandır." Sadakallahül Azim.